Teröristlerin İstanbul'a yerleştirdikleri nükleer füze başlığını patlatmayı planladıkları tarih olan 29 Ekim'e çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz hala başlığın yerini ve kimlerin elinde olduğunu tespit edebilmiş değiliz. Ama biz Antep'iz. Ve biz pes edemeyiz. Ne yapıp edip o nükleer başlığın yerini bulacağız ve milyonlarca masum insanın hayatını kurtaracağız. Hanımlar, beyler, Antep olarak Kıbrıs çıkartması adı altında yeni bir operasyon başlatıyoruz. Vay! Kıbrıs çıkartması güzelsinmiş müdürüm. Ayşe tatile çıktı gibi böyle. Yavuz, Ali, İdil ve Maria bu hafta sonu sevgili kılığında Kıbrıs'a gidiyor. Hey, ne? Sevgili kılığında derken müdürüm. Sanki herkes en altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi, umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Kelimsizlerle uğraşıp şaşırmışa laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Havaya gir, havaya gir iyice. Ben yorulmam, kondisyonum tahta diyece. Sahnede büyülerim tam bir buçuk saat. Seyirciyle birleşir bir bütün oluruz o an. Gözünü kapat ve dinle bence en azından. %100 gerçek ve canlı, çok da rahatız burada. Gönlünü sen hoş tut, olacaksın hoşnut. Boşlukta dolar yavrum, biz boşuna mı koştuk? Ayrılmış birbirinden millet, hep uzak blok blok. Sallandıkça kendinden geçmiş sınıflar hep tok. Yeni moda blok, bizde ise barış sok. Yanlış söyler horoskop ve vakitsiz ötmüş horoz. Festivaller özgürlük barış demekti, ne oldu? İnsanoğlu İstanbul'da bu kuralı bozdu. Neyse bizim işimiz çok dinlemek ve eğlenmek. Dinletmek ve eğlenmek gerek, beklerler çünkü bizde. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Boris Nikoli. Lakabı Ares. Ares, Yunan mitolojisinde savaş tanrısının adı. Boris de modern bir savaş tanrısı. Çünkü o dünyanın bir numaralı silah tacı.
Morris'in bu hafta sonu Kuzey Kıbrıs'ta yeni açılan bir kumarhaneye geleceğini öğrendim. Yavuz, Ali, Maria ve İdil kumarhanenin olduğu otele tatile gelmiş sevgililer kılığında girecekler. Kimin kimin sevgilisi olacağına siz kendi aranızda karar verirsiniz artık. Hoş geldiniz efendim. Vallahi sizin için gelişimizin pek hoş olacağını sanmıyorum koçum. Çünkü sizi biraz üteceğiz de. Acaba şuradan mı oynasam lan? Hoş geldiniz efendim. Kim bunlar? Bilmiyorum efendim. İlk defa görüyorum. Ares Boris, Soğuk Savaş'ın ardından Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Kızıl Ordu'ya ait askeri mühimmat depolarından çalınan çok sayıda silahın Üçüncü Dünya ülkelerini yöneten diktatörlerin ve uluslararası terörist örgütlerinin eline geçmesinde başrol oynadı. Sonuçlarını hiç umursamadan top, tüfek, tank, roket, parayı verene istedikleri silahı sattı. Bu yolla son 10 yılda devasa bir kara para serveti elde etti. İstanbul'u tehdit eden nükleer başlığın da teröristlere Boris tarafından satıldığını düşünüyoruz. Bu durumda ilk yapmamız gereken bir şekilde satıcıyı konuşturup alıcının kim olduğunu öğrenmek oluyor. Aynen öyle kızım.
arada Boris üniversite yıllarında değişim öğrencisi olarak iki sömestr İstanbul'da okuduğu için çok iyi Türkçe konuşabiliyor. O zaman gidip alalım müdürüm bu Boris Efendi'yi. Dayayalım kafasına silah. O güzel Türkçesiyle bir güzel ötsün bize. Bombayı hangi şerefsizlere sattığını. Böyle bir şey yaparsak nükleer başlığı kendi elimizde patlatmış oluruz. Başlığı satın alan teröristler satıcının kendilerini ele verdiğini öğrenirlerse panikleyip başlığı planladıkları tarihten daha önce patlatabilirler. Bu da şu anda elimizdeki en değerli şeyi. Zamanı kaybetmemize neden olur. İki tespit de çok doğru çocuklar. Bu yüzden operasyonu büyük bir gizlilik içinde yürütmeliyiz. Ne Boris'in ne de teröristlerin Boris'ten bilgi sızdırdığımızdan haberi olmamalı. Ne yapacağız o zaman? Geceleyin bu Boris denilen şerefsizin yatak odasına sızıp uykusunda alıcının yerini sayıklamasını mı bekleyelim müdürüm? Hayır evladım. O bu ülkenin ve hatta bölgenin kaderiyle oynuyor. Biz de Antep olarak ona çok güzel bir oyun oynayacağız. Ben de oynayabilir miyim beyler? Param varsa oyna. Yalnız limit biraz yüksek bizim hocam. Yani hani bilmiyorum senin için uygun mu? Change please. Boris'in en zayıf yanı kumara olan düşkünlüğü. Bu aynı zamanda Boris için mükemmel bir kara para aklama yöntemi. Kumarda harcadığı paraları gizli kara para hesaplarından çekiyor olmalı. Kart 12, 19. Mo kart. 13 kart. 16. Yeter. Bizim hedefimiz de Boris'in bu gizli kara para hesaplarını bilip nükleer başlığı kimlere sattığını öğrenmek. Kart 12. Kart.
Peki biz nasıl ulaşacağız bu gizli hesaplara? Özel bir bilgisayar programıyla. İlk önce Boris'in biraz kazanmasına izin verin. Sonra da yanında getirdiği tüm parayı kaybetmesini sağlayacağız. Yalnız ben böyle gazoz parasını oynamaktan sıkıldım. Parayı biraz büyütelim de oyuna heyecan gelsin. Beni bozmaz. Müdürüm, şimdi bu adam bu kadar sıkı kumarbazsa biz onu nasıl üteceğiz kumar masasında? Merak etme evlat. Önceden her şeyi ayarladı. Kumarhanenin sahibini ve üst düzey yönetimden birkaç kişiyi operasyondan haberdar etti. Ama yine de olası köstebekleri uyandırmamak ve fazla dikkat çekmemek için sadece iki adamımızı kumarhane personelinin arasına katacağız. Noka. İçkiniz efendim. Güvenlik odasındayım. İçerideyim. Oyunu izliyorum. Her şey normal görünüyor. Çok özür dilerim efendim. Yalnız benim bu durumu müdürüme bir sormam gerekiyor. Kasa maksimumları ile ilgili. Tamam kardeşim, git kime soruyorsan sor hadi. Müşteri limiti yükseltmek istiyorum. Uygun. Uygundur efendim. Yalnız bu durumda oyunu en baştan başlatmalıyız. Size yeni bir dealer vermemiz gerekiyor. Olur olur. Fark etmez bizim için, olur. İyi şanslar. Peki içeri sokacağımız ikinci adam kim olacak? İyi şanslar.
Yeni mi başladın işe? Öyle sayılır efendim. Beds, please. $14 kart. Kart. Too many. Kasa kazanır. Kasa kazanır. Müdürüm. Söyle evlat. Gerçekten 10 numara bir plan yapmışsınız. Bravo. Kumarhaneler, spor arabalar, kart oyunları... Hepsi süper. De şu şakacıktan da olsa sevgili olma konusunu tekrar bir düşünseniz mi acaba? Yani biz Ali ile ikimiz tek başımıza da gayet rahatlıkla bu işin üstesinden gelebiliriz. Şimdi bunlar boş yere ayağımıza dolanacaklar, hızımızı kesecekler. Hayır, hayatlarında kahvehane görmemiş. Tek el bir pişpirik, tek taş okey oynamamış insanlar. Kumarhanede bize hiçbir faydalar olmayacak ki. Operasyon aynen dediğim gibi olacak Adanalı. Emredersiniz müdürüm. İtiraz istemiyorum. Tabii, itiraz yok. Hocam ne oldu? Paralar sürü çekti galiba. Para yoksa arabanın anahtarı da olur. Balık oltaya geldi işte. Boris tüm fişlerini kaybedince hırs yapıp kumarhanedeki hesabına yeni para eklemek için bilgisayardan banka hesaplarına girecek. İşte tam bu noktada Ertan ve Mehmet Ali'nin birlikte yazdıkları bilgisayar programı devreye girecek. Kasino hesabıma para transfer ediyorum. Sen şuna bak canım. Biz iyiyiz hocam. Malum kişinin 3G bağlantısını sızarak bilgisayarına bağlandık. Şu andan itibaren bizim bilgisayarımızla onun bilgisayarı ikiz. Bu para transferini yaparken... Biz de hesap hareketleri dosyasını kendimize kopyalayacağız. Thank you.
Tamam. Dosyayı buldum. Transfere başlıyorum. Paranın sizin hesaba geçmiş olması lazım. Söyleyin hemen fişlerimi getirsinler. Baş üstüne efendim. Hayır, hayır, hayır. Sakın kapatmasına izin vermeyin. Kapatma. Niye? Dosya sandığımızdan daha büyük. Tamamını indiremezsek açamayız. Ya... Hocam, hazır açık bilgisayar vurmuşken... ...şu benim elektronik mektuplarıma bir baksam ben. Hayır, bakamazsın. Allah kahretsin! Bağlantı koptu. Dosyanın tamamını indiremedik. Tekrar ediyorum. Dosyanın tamamını indiremedik. Bağlantı koptu. Operasyon başarısız. Kayboldu bu çocuk. Her sabahtan beri arıyorum, telefonu kapalı. Nereye kayboldu bugün ya? Tek tatil günümde tıkıldım kaldım evde. Oynuyor muyuz beyler? Durduğumuz kabahat hocam. Ne demek tabi? Bu kartları değiştir. Efendim? Ben bu kartları hiç sevmedim. Onlar da beni hiç sevmedi. Yeni oyuna başlarken yeni deste istiyorum. Bir mahsuru var mı beyler? Jelatinli mühürlü paketinden açacaksın. Baş üstüne efendim. Aradınız. Kimi mi aradım? Pınar'ı yani seni aramıştım Pınar'ım. Çok üzgünüm. Yanlış numara. Burada öyle birisi yok. Ya Pınar, ne diyorsun sen? Burada Pınar diye birisi yok da ne demek? Bundan sonra benim için Fiko, senin için de Pınar adında birisi yaşamıyor demek beyefendi. Lütfen bir daha çalmayın bu kapıyı. İyi günler. Thank you.
Hello Sofia. Γεια σου Αλέξ. Πώς είσαι, τι κάνεις? Καλά είμαι. Είμαι στο σπίτι. Σήμερα δεν έχουμε σχολείο και ξεκουράζουμε λίγο. Και εγώ δεν δουλεύω σήμερα. Αν είσαι και εσύ ελευθερή. Πάμε για καφέ. Σαν το Ισολοπόλι. Αλλά είναι αδύνατο. Αν το θέλεις πραγματικά. Δεν μπορεί να είναι αδύνατο, Σοφία. Ναι, αλλά εγώ... Μόνο για ένα καφέ. Και να συζητήσουμε λίγο. Είμαι όλο μόνο σε αυτή την πόλη. Καλά, εντάξει. Να βρεσούμε... Το βράδυ στη λεωφόρο. Τέλεια. Τα λέμε, Σοφία. Τα λέμε, Αλέξ. Alo. Tümpo, nesin bu? Bugünlük benden bu kadar. Ben 2-3 gün daha bu oteldeyim. Belki yine karşılaşırız. Biraz daha alırım paranızı. Adam kasinodan çıktı. Şimdi ne yapacağız? Adamı tekrar masaya oturtmanın bir yolunu bulacağız. Ya Fiko, artık senin yüzünü görmek istemiyorum diyorum. Bundan sonra tanışmıyoruz diyorum. Hala ne ısrar ediyorsun ya? Aha, yakaladım. Madem tanışmıyoruz, adımı nereden biliyorsun? Fiko! Efendim Pınar'ım? Bak, ben seni duymuyorum mesela. Pınar! Ne olur 2 dakika dinle söyleyeceklerimi. Sana her şeyin gerçeğini anlatayım. Ondan sonra beni siliyorsan sil. Zaten cezam neyse çekmeye razıyım. Bana yeni yalanlar söylemene izin vermeyeceğim Fiko. Bundan sonra yalan falan yok Pınar. Artık her şey ortada. Ben her şeyi, tüm hatalarımı, yanlışlarımı, günahlarımı seni sevdiğim için, senin aşkını kazanmak için işledim. Benim aşkımı kazanmak için sokakta korsan DVD satıyordun öyle mi? Çok komiksin Fiko ya. Yok. Korsan DVD olayı senden önceydi. E ne yapacaktım yani? Merhaba Pınar. Ben sokaklarda korsan DVD satan aşağılık bir adamım. E beni yine de sever misin diyecektim. Sana aşık olduktan sonra ben değişmeye karar verdim Pınar. Tüm geçmişimden sıyrılıp hayatıma yeni bir başlangıç yapıp sadece seninle olmak istedim. Ama olmadı.
Beceremedim. Geçmişimi örtmek için söylediğim bütün yalanlar sonunda boynuma dolandılar. Ve beni asıp idam ettiler. Aslında sen haklısın. Her şey için özür dilerim. Sana gerçekten bu kadar çok yalan söylemek istemezdim. Ama buna mecburdum. Çünkü sana çok aşık olmuştum. Seni kaybetmeyi göze alamazdım. Neyse. Ben daha fazla kafanı ütülemeyeyim. Bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter. Elveda. Fiko. Bekle. Sen bu korsan DVD işlerini kesin bıraktın mı artık? Evet. Bir daha da bulaşmayacaksın. Yok, tövbe ettim artık. Yemin eder misin peki buna? Tabii ederim. İyi o zaman. Bu akşam ben Leze teyzenin evine geleceğim. Orada ikimizin önünde Kur'an'a el basıp yemin edeceksin, tamam mı? Olur, tamam. Tamam, anlaştık. O zaman beni affedecek misin? Akşam görüşürüz Fiko. Allah'ım, sana şükürler olsun. Bir umut ışığı doğurdu şu karanlık günüme. Tek yapmam gereken Pınar'ımın ve nenemin huzurunda yemin etmek. Hem nenem hem ben. Nenem, Pınar, ben. Ben, Pınar, nenem. Ulan nasıl yapacağız o işi biz? Allah!